Aa, Sinan mesaj yollamış. Abla bana ufak bir bavul üst baş yapıver. Sabah erkenden şoförü göndereceğim. Ben Zeynepler'de kalacağım bir süre. Ya ne manasız bir mesaj bu böyle ya? Allah Valla orada havalar değişmiş galiba. Ya havalar değişse de insan kendi evinden böyle bir mesajla ayrılır mı ya? Allah Allah. Neyse ben sabah erkenden kendim gider bir bakarım. Neyse Allah rahatlık versin. Hadi ben yatıyorum. Sen daha çalışıyorsun galiba. Az bir işim kaldı. Ben de birazdan yatarım ablacığım. İyi geceler. Tamam. Hadi iyi geceler. Kadir Bey. Yok. Şimdi sen hiç gelme. Ben bunu kapıdan bırakacağım. O hayırsız kardeşime de iki çift laf edeceğim. Hemen döneceğim. Sen ver onu bana. Ver ver. Heh, ver bırak. Şuradan tutayım. Dur taşıyacağım. Aa, Sude'ciğim. Sen geldin mi? Evet geldi artık burada. Sen nasılsın Kadir abi? Sağ ol aslan parçası. Okula mı? Evet abi okula ya. Biraz geç kaldık. Sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bakalım. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bak görüyor musun şu hayırsızları hiç söylüyorlar mı? İnsan bir arar müjdeli haber verir. Neyse ben hemen gidip geliyorum şimdi. Sude gelmiş, hiç haber vermiyorsun. Heh, hoş geldin abla. Nevel teyze, sen de mi bize taşınıyorsun? Ay yok artık. Ay, hiç boş odamız yok. Ay, otel full. Ya yok, bavul benim zaten Ayşe Hanım. Ha, tamam o zaman. Abla sen niye uğraştın ya? Ben bir şoför gönderir aldırdım. Ya bunca yıllık kardeşimsin. Böyle iki satır mesajla... Hadi al bavulu yallah diyemedim. Madem burada oturacaksın, geleyim bir kendi gözlerimle göreyim. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim dedim. Aa hoş geldin Münevver abla. Hoş bulduk Zeynep. Sen okula gitmiyor musun? Sinan abiyle bir yere gideceğiz. Nereye? Sen hadi git canım montunu al. Sonra birazdan gidersin ben annene anlatırım zaten. Sinan bu çocuğun okula gitmesi lazım. Ya tamam canım Allah Allah ne olacak bir gün ders kırmayla bir şey olmaz. Çocuğu önemli yerlere götüreceğim iyi gelecek çocuğa sen merak etme. Oho siz daha ilk günden birbirinize girmişsiniz. Ben en iyisi şu bavulu geri götüreyim de. Tabii bu birlikte yaşama denemesi çok sürmeyecek herhalde. Birlikte yaşama denemesi falan yok ortalıkta. Ablacığım ben Sude'nin koruyucu ailesi oldum. Burayı da adres göstermek zorunda kaldım. Yani zaten denetim oldu mu gelip beni burada bulmaları için. Yani çocuk annesinin yanında kalabilsin diye. Aa hay Allah ya. Ya ama insan bunu bir ablasına söylemez mi ya? Ya bir çocuğun mesuliyetini alıyorsun üzerine. İnsan bir ailesine akıl danışmaz mı bunu? Hayır adres değiştiriyorsun. Hop mesaj atıyorsun. Çanta gönder. Olacak şey mi canım bu? Yani bir yüz yüze bir vedalaşalım. Bir helalleşelim. Yani bunu bile çok gördün sen bana. Ya ne vedalaşmasından bahsediyorsun? Abarttın ya. Yok yok ben abartmadım. Ben anladım anlayacağımı. Zaten ben kimim ki? Sen benimle vedalaşacaksın, benimle konuşacaksın. İyi tamam. Hadi sen yoluna, ben yoluma. Abla ne yolundan bahsediyor? Ben Avustralya'ya mı taşınıyorum ya? Sydney'de iş mi buldum? Anne iki mahalle var aramızda ya. Allah Allah. Şurada çocuğun bu işleri halledinceye kadar duracağız diyoruz. Ya tabii dünya onun etrafında döndüğü için normal aslında. Güya biz nişanlıymışız, aynı evde yaşıyormuşuz. Çok yakında da evlenecekmişiz. Bunu da ben dün öğrendim. Yani yalnız değilsin. Ha, şimdi siz böyle karşıma geçip bık 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 konuşup bana kötü hissettireceksiniz öyle mi? Avucunuzu yalarsınız siz. Benim öyle kimseden aferin almaya ihtiyacım yok. Onu söyleyeyim de. Oğlum cümle kurmak parayla mı? Şöyle acık ağzını açsan da bütün bunlar olurken konuşsan ölür müsün? Ya ben ağzımı açıp konuşmaya başladım da siz aradan sadece kendi duymak istediklerinizi duyuyorsunuz.
Allah. Sinan Bey, eğer zahmet olmazsa size nereye gideceğinizi söyler misiniz lütfen? Bütün sorularımıza cevap bulacakmışız. Gitmemiz lazım. Aa, bir de çakmak dedi ya. Gel abla, gel. Ne oluyor Zeynep ya? Yani Sude'nin eve gelişine çok sevindim diyeceğim tabii ama... Ya, ulan size olmuş gibi. Ne bu haliniz? Her şey senin yüzünden. Sen bu yüzüğü almasaydın ben onun karşısında evlilik budalası durumuna düşmeyecektim. Neymiş efendim? Nikah günü almamız gerekiyormuş. Bana danışmıyor bile. Neden? Çünkü ben zaten koşa koşa onunla evleneceğim ya. Sen al bu yüzüğü ya. İstemiyorum ben artık. Al sen de kalsın. Onun valizini de götür. Burada kalmayacak o. Ya olur mu? Deli divane oluyor sana. İşte fırsatını bulmuş ne güzel. Böyle kendi aklınca bir punduna getirip evlenecek seninle. Onun için mi sabaha kadar nikahla ilgili kabuslar görüyor? Amanın. Sonradan vurdu tabii oğlana. Fobi diyorlar buna, fobi. Artık bugünlerde fobiler tedavi edilebiliyor. Ya senin bildiğin iyi doktorlar vardır. Şöyle bir araştırıversene. Tabii Sinan Efendi'nin evlilik fobisini tedavi ettirmem kalmıştı. Benim kızım burada her gün sinir krizi geçiriyor, onunla ilgilenemiyorum. Sude geldi, onunla ilgilenemiyorum sinirimden. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.